Yeni virüs olduğu için dediğim gibi daha önceki akrabalarına ve bunun davranışlarına bakıyoruz. Çok şükür sanki bunda yeniden yakalanma olmayacakmış gibi duruyor. Bugünkü bilgilerimizle geçiren kişilerde bağışıklık kalacak. Bir daha bu hastalığa, bu virüsün, bu mutasyon şeklindeki virüsün yapacağı hastalığa yakalanmayacak gibi duruyor. Virüs boğazdan saçılmaya devam ediyor maalesef. Hastanın iyileşmesi 14 gün itibaren başlıyor. 14 günden itibaren taburcu basamağına da gelebiliyor. Ama dışarıya göndermeden önce iki kere testle artık virüsü saçmadığını göstermek zorundayız. Bu 3 haftaya kadar uzayanları var. Maalesef 4 hafta diyen çalışmalar da oldu. Hı hı. Ama biz tedbir olarak taburcu ettiğimiz hastalara hem testini yapıyoruz hem de diyoruz ki tedbir olarak 14 güne kadar gene evinde ol. Pozitif olanları bir kere daha bakıp negatif olduğunu gösteriyoruz. Yani iyileşenler belli bir süre daha boğazından saçmaya devam eder ama ondan sonra bu iş durur ve vücudunda artık o virüs yoktur. Bakın bir tek sigara vücudumuzda burnumuzdan itibaren akciğerin içerisinde titrek tüyler dediğimiz bir mekanizma var. İçeriye giren virüsleri, bakterileri, yabancı tozu, toprağı dışarıya doğru süpürür. Bir tek sigara içtiğinizde en az 20-25 dakika o titrek tüyler bloke oluyor. Uzun süre içiyorsanız o titrek tüyler dökülüyor. Evet. Yani akciğerin çok önemli bir savunma mekanizmasını zedeliyorsunuz. O nedenle virüs de olsa, bakteri de olsa solunum yolu enfeksiyonları sigara içenlerde daha kolay bulaşır, daha ağır seyreder. Tam gün bugündür sigarayı bırakın diye tavsiyemizi de söyleyelim. Gebelerin takibinde destek tedavi kısmında diğerlerinden farklı bir şey yok. O kişiyi de solunum sistemi desteği gerekiyorsa ya da böbrek sistemi desteği gerekiyorsa o destekler verilecek. İlaç olarak elimizde kullandığımız 4-5 tane ilaç var. Bundan bir tanesi gebelerde bir hasar yapmıyor. O AIDS için kullandığımız ilaç ve bunda da daha önce gebe olup AIDS olup gebe olan hastalarda bayağı geniş bir deneyimimiz var. O tedaviyle kontrol altına alabiliyoruz.